Hobi Denizi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ikili saç örgü modeline benzeyen, hasır örgü modeline benzeyen ikili fıstık örgü modelini yapmak istiyorum. Tığ iş örgü teknikleri içerisinde en çok lif modeli yapılıyor bu örnekle. Sizler bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Bereler yapabilirsiniz. Atkı modelleri yapabilirsiniz. Aklınıza, hayalinize gelebilecek her türlü örgü modelini yapımında bu ikili fıstık örgü modelini kullanabilirsiniz. Biraz ördükçe esnek yapıya sahip bir örgü. Dilerseniz yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, ben küçük, kısa bir örnek modeli üzerinden size motifin yapılışını göstermeyi yeğledim. Bunun için yaklaşık 10-15 tane zincir çekeceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet arkadaşlar, 16 tane zincir çektim. Bu 16 zincirden 6'sından geriye doğru dönüp tığımın üzerine ipimi dolayıp 2, 4, 6 buraya batıp çekip 1 ve 2 kere de bir trabzan boşluğu oluşturuyoruz. Şurada da battığımız yerde de bir delik oluşmuş oluyor. Şimdi fıstık örneğimizin yapılışına geçiyorum arkadaşlar. İpimi tığımın üzerine doladım bir kere. O delikten battım, çektim, hiç geriye çıkarmadım. Doladım bir kere daha, battım, bir kere daha doladım, battım ve 3 kere dolayıp doladıktan sonra 4.'yü tek seferde çıkardım arkadaşlar. Bir kere zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi doladım ve buradaki aynı yere battım. Hiç çıkarmadım. Doladım. Üçüncüyü de doladım ve çektikten sonra dördüncü de komple çıkardım. Şimdi arkadaşlar, bir, iki zincir çektim. İpimi doladım ve üçüncü zincire battım. 1 2 kere de çıkardım. Burada oluşan boşluğa tığımın üzerine ipimi doladım. Battım. Hiç çıkarmadım. Doladım. Çektim. Üçüncüyü de doladım. Çektim. Dördüncü de komple çıkardım. Bir kere zincir çektik. Doladım. Yine buradaki boşluğa ikinciyi de doladım. Üçüncüyü de doladım. Battım ve çektim. Dördüncüyü tek seferde çıkardım. Bir, iki tane zincir çektim. İpimin üzerine doladım. Bir, iki, üç boşluk ileriye atladım, çektim, bir ve iki kere de çıkarıp trabzan yaptım. Şimdi yine aynı işlemi uyguluyoruz. İpimin üzerine doladım, bu boşluğa battım, hiç çıkarmadım, doladım, battım, bir kere daha doladım, battım ve dördüncüyü çıkardım. Bu ilk fıstığımız. Şimdi bir tane zincir çektim, doladım, yine aynı boşluğa battım, bir kere çektim, hiç çıkarmadım. İkinciyi doladım, battım, üçüncüyü doladım, battım ve dördüncüyü tek seferde çektim. Bir, iki tane zincir çektim,
doladım ve buradaki boşluğa battım. 1, 2. Bir tane trabzan boşluğumuz oluştu. Doladım, bu boşluğa battım, hiç çekmedim. Doladım, battım, hiç tığımdan çekmedim. Üçüncüyü de yapıp dördüncü işlemi tek seferde çıkardım arkadaşlar. Buraya bir tane zincir çektim. İp tığımın üzerine ipimi doladım. Buradaki oluşan boşluğa bir kere doladım çıkarmadım. İki kere doladım çıkarmadım. Üç kere doladım çıkarmadım. Dördüncüyü hepsini çıkardım. Bakın arkadaşlar. Beyaz renkli olduğu için evet arkadaşlar. Şimdi arka kısmı geçelim. Bunun için 1, 2, 3 tane zincir çektim. İpimi doladım. Şu ikili fıstık örneğimizin arasında bir tane zincir çekmiştik. Orayı battım. Çektim ipimi. Hiç ip tığdan çıkarmadım geriye. Bir kere daha doladım. Battım. Bir kere daha doladım. Battım. Ve dördüncü de ilkinde uyguladığımız işlemlerin aynısını burada da uyguluyoruz. Bu şekilde çoğalacak örneğimiz. Yine burada bir. Şimdi buraya battığımız yerde bir zincir çekmiştik. Aynı işlemi burada da bir zincir çekiyoruz. Bir üst katmanını oluşturuyoruz. Tığımı doladım. Battım. Bir kere çektim. Doladım. Battım. Doladım. Battım. Dördüncüyü çektim. Şimdi arkadaşlar yine aynı işlem. 1, 2 zincir çektim. Bakın. Şu arada yer var ya. Orasını atlayıp buradaki yere, yani tek zincirlik olan yere batıp bu şekilde yine aynı işlemleri uyguluyoruz. 2 kere doladım. 3 kere doladım. Ve 4. de komple çıkardım. 1 kere zincir çektim. 1 kere doladım. İki kere doladım. Üç kere doladım. Ve arkadaşlar dördüncü de komple çıkardım. Bir tane, iki tane zincir çektim. Burada tek zincir de çekebilirsiniz. Tığımı doladım. Bu arada tek zincirlik yere battım, çektim, doladım, yine doladım, üçüncüyü de doladım, dördüncü de çıkardım. Bir kere zincir çektim, doladım, ikinciyi de doladım, üçüncüyü de doladım. Dördüncü de arkadaşlar komple çektim. Bir, iki zincir çektim. Bakın arkadaşlar sıra sonuna geldik. Yine buradaki yere tek ortada çektiğimiz iki fıstık örneğinin arasında çektiğimiz tek zincirlik yere battım. Bir, iki kere de çıktım. İpimin üzerine doladım. 3 kere dolayıp 4. de çekeceğiz. 4. Bir kere zincir çektim. Tığımı doladım. 2 3 4.'yü çektim. 1 2 zincir çektim. Buradaki yere, şimdi son kısmı nasıl olduğunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, son kısma geldik. Bunun için
1, 2 zincir çektik. Şu başlangıç kısmına battım, sabitledim ve 1, 2, 3 zincir çekip terse döndüm. Bakın arkadaşlar, yine tersten yine bu kısma, tek zincirli kısma batıp 1, 2, 1 zincir çekiyoruz. Arada bir trabzan boşluğu oluşuyor. Tığımı doladım. 2, 3, 4. de çıkardım. Bir tane zincir çektim. Doladım. 1, doladım. 2, doladım. 3, 4.'yü komple çektim. İşte. Dördüncü de bu şekil bu şekil gidiyor arkadaşlar. Umarım bu videom sizlere yararlı olacaktır. Alt semin beyaz olduğu için, ipliğim de beyaz olduğu için pek örnek belli olmadı ama sarı renkli iplik size örneğin nasıl olacağına dair küçük bir ipucu sunmuştur. Benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Güzel günlerde, güzel videolarla, güzel örgülerle, güzelliklerle görüşmek üzere. Hepimize iyi günler dilerim.